Merhaba arkadaşlar, ben Bay Bombi. Ersal'la Karamel. Evet, bugün gördüğümüz gibi birçok dağınık halk mühendisi arabamız var. Hepsi de birbirinden değişik, birbirinden güzel. Ve hepsi de farklı bir ülkeden geliyor. Şimdi hazırsanız en yeni modelden en son modele doğru hızla gidelim. Tanıştırayım arkadaşlar, bir dakika. Lamborghini Huracan. LP614. Zannedersem 610 beygir gücünde. Evet arkadaşlar, arabamızı tanıtalım. Farları güzel bir şekilde boyanmış. Arka bölüm için fakat ne yazık ki aynı şey söylemeyeceğim. Fakat plakası burada Lamborghini yazısı görüyor. Belki siz göremeyebilirsiniz. Aerodinamik olarak gene çok iyi. Ve görüyoruz işte. Ve aynı zamanda arkadaşlar Lamborghini Huracan benim çok sevdiğim bir araç. Bayılırım Huracanlara. Bir de arkadaşlar bu Huracan bir süper araba. Süper araba ne demek arkadaşlar? Yarış arabaları 3'e ayrılır arkadaşlar. Spor arabalar, süper arabalar ve hiper arabalar var. Tabii bunlar hızlarına göre ayrıştırılırlar. Lamborghini Huracan da hızından dolayı böyle bir şeye layık görüldü. Süper araba olarak yapıldı ve eğer hatırlıyorsanız, söylemedim. Lamborghini bir İtalyan. Şimdi gelelim sıradaki aracımıza. 1977 model Don Juan. Size Don Juan'la ilgili benim ilginç bir anımı anlatayım. Benim de bir vakitler bir Don Juan'ım vardı. Halk piyasası gene. Fakat ne yazık ki kayboldu. Ve üstleri bu araba renk değiştiriyor. Fakat bu değişik. Bu çok daha iyi. Şimdi arkadaşlar arabayı tanıtalım. Burasında bir bıçak var. Çoğu aslında arabada var. Moon Eyes Motor şirketinden geliyor. Bir surat var. Moon yazıyor. Moon Eyes. Burada da zannedersem evet. Burada da adres yazıyor. Siyah çizgileri var. Siyah ve beyaz çizgileri var. Burada Dodge yazıyor. Arkasında zaten herhangi bir Dodge belirtisi yok. Fakat bu arabayı belirli bir ışık seviyesi tuttuktan sonra çıkartıp göstereyim isterseniz. Aracımızın tutayım böyle. Görüyorsunuz galiba. İçinde bulunan kabin ve koltukları görünüyor. Evet, böyle daha iyi. Görüyorsunuzdur umarım. Bu arabada böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar arabamız Dodge. Dodge bir Amerika. Sıradaki yer. Bir dakika. Unuttuk. Aslında Dodge'dan önce Mazda'yı açmam lazımdı. Evet arkadaşlar, şimdiki arabamız 1997 model Mazda RX 7. Ve bu arada arkadaşlar kamyonlar da geliyor. Hiç merak etmeyin siz. Kamyoncuklar da yolda. Olmaz. Yine şansım yaver gitti. Az kalsın düşecekti. Şimdi arabamızı tanıtalım arkadaşlar. Arabamız 2 numaralı. Gene bir yarış arabası. Zaten modifiyesinden anlarsınız. Arkasındaki modifiyeden. Vay be. Arkadaki farları bile değiştirmişler. Burada Mazda yazıyor arkadaşlar. Altında Hotwheels damgası ve bir dakika. Burada ne yazıyor? NGK diye bir şey yazıyor. Daha siz onu araştırıp alta yorum olarak yazın. Koli arabayla ilgili bir şey. Bir marka. Acto Ector ve Goodyear. Bakın. Acto Ector burada ve Goodyear. Bunların hepsi tabii dediğim gibi az önce bir tür. Tabii az önce dediğim gibi bunlar da aynı. Onlarla tabii bir motor şirketi.
Burada yine 2 numarası ve Mazda yazıyor. Farları var. Güzel fakat pek fazla görünmeyen ha. Bir nasıl desem? Gölgelendirme aerodinamiği geliştirilmiş. Normalde olmayan bir spoiler'ı var. Normalde spoiler'ı ve önündeki tamponu bulamazsınız. Spoiler dediğim de hani sizin bildiğiniz spoiler değil. Rüzgarlık olarak. Eğer ve bu arada arkadaşlar şimdi söylemek istiyorum. Eğer benim videolarımda daha önce tanımadığım veya benim bilmediğim bir şey var diye merak ediyorsanız kanalıma abone olup bütün videolarımı izleyin. Eğer aradığınızı bulduysanız şanslısınız. Eğer bulamadıysanız bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar her ne kadar modeli yazmasa da 1981 model Volkswagen Caddy. Şimdi diyeceksiniz ki bu Volkswagen Caddy. Tamam ama bu neden minivan değil? Zaten arkadaşlar minivanı çoğumuz biliyoruz. Böyle Volkswagen Caddy, Ford Tourneo, Corniche gibi araçlar hepsi. Tahmin ettiğimden daha iyi. Su içeyim arkadaşlar. Bir dakika. Oh, çok iyi geldi. Evet. Arabamızı tanıtalım. Burada zannedersem bir tür radyatör var. Evet. Buradaki radyatör yetmemiş. Alta bir tane daha koymuşlar. Burada şey daha gayet iyi bir şekilde radyatörü, farları, Volkswagen damgasını bunların hepsini gayet iyi bir şekilde belirtmişler. Burada bir tür roll cage var. Roll cage ne demek? Roll cage aslında arabanın yuvarlama esnasında insanı tutabilecek bir tür kafes. Zaten roll cage'in Türkçe anlamı yuvarlama kafesi. Burada bir tane kaykay var. Anlaşılan arabanın süspansiyona birazcık gevşetilmiş. Arkada iki tane egzoz borusu. Gene aynı şekilde iyi boyanmış, belirtilmiş. Arka farlar. Burada bir hat beyaz damgası. Üstte ve Volkswagen'in normal yazısı duruyor. Bu arada arkadaşlar Mazda bir Japon. Volkswagen ise bir Alman. Ha söylemeyi unuttum. Burada da çivilerle tutturulmuş çamurluklar. Ve eğer en son eğer en son çektiğim konuklu unboxing'imi izleyebilirseniz ki eğer bulacağınızı tahmin ediyorum. Orada Datsun 720 adlı aracın da aynı belirtisini görebilirsiniz. Bu arada iyice yok. Şunu geri çekeyim ben o zaman. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın ve mutlaka neyse boşver, hazırda kalın diyeyim. İyi akşamlar.